Evet, bizim inancımız bunları emrediyor sevgili kralcılar. Müslümanlık, İslam dini, Hazreti Mevlana'yı rahmetle, saygıyla, duayla anıyoruz. Amin. Nurlar içinde yatsın. Yine Amerika'da bir saldırı gerçekleşti. Bir araçla bisiklet yoluna giren bir terörist 7 civarında sivili ne yazık ki öldürdü. Üzüldüğüm nokta ne biliyor musun Engin? Daha önceden de bunu konuştuk. Yani birisi senin adına, senin inandığın değerler adına bir suç işlerse zoruna gitmez mi? Gitmez olur mu? Senin inandığın değerler adına. Yani bu katliamları yapanlar bunu dine dayandırıyorlar. Allah'a da dayandırmaya çalışıyorlar. İslam dinine dayandırmaya çalışıyorlar. Buna üzülüyorum. Yani sen bir canavar olabilirsin. Bir psikopat olabilirsin, bir manyak olabilirsin. Bunu Allah emretmiş gibi lanse edemezsin. Böyle durumlarda özellikle şu anda Türkiye dışında bizi dinleyen çok fazla insan var. Mesela Amerika'dan Yusuf Ercan şu an New York'ta dinliyorum diyor. Şimdi böyle bir saldırı olunca otomatik olarak Amerika'da yaşayanlar, Amerika örneğinden yola çıkarsak Müslümanlara karşı korkuyla bakıyorlar. Korkuyorlar, nefretle bakıyorlar, kızıyorlar. Çünkü bilmiyorlar, sanıyorlar ki biz hepimiz böyleyiz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Keşke bu mesajlarımı İngilizce konuşabilsen ve onlar da dinleyebilse. Keşke bunu yapabilsek. Böyle durumlarda yapmamız gereken şey şu. Buradan Türkiye'dekilere seslenmiyorum. Dünyanın dört bir yanında kral dinleyenlere sesleniyorum. Müslümanlığı kullanarak, İslam dinini kullanarak birisi terör eylemi yapıyorsa, bir örgüt bunu yapıyorsa, en şiddetli tepkiyi o ülkede yaşayan Müslümanlar vermesi gerekiyor. Evet. Sen sinersen, böyle bir olay sonrasında utanırsan, tırsarsan, saklanırsan bu suçu kabul etmiş oluyorsun. Bir anlamda. Doğru mu? Evet. Suçluluk psikolojisi. Yani ben şunu iddia ediyorum. Bütün dünyada Müslümanlar Avrupa ülkelerinde sokaklara çıksalar, sokaklara çıksalar, bizim adımıza terör yapamazsın, bütün terör örgütlerine lanet olsun pankartlarıyla çıksalar, ama sadece Müslümanlardan bahsediyorum, o zaman o ülkede yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler, diğer dinlerin mensupları olayı anlarlar. Bunu Müslümanlık adına yapan canavarlar da arkalarında bir kitlenin olmadığını fark ederler. En büyük mesajı vermiş oluruz. Evet. Amerika'da böyle bir eylem gerçekleşti. Başka yerlerde de olacak. En şiddetli tepkiyi Müslümanlardan bekliyoruz. Saklanarak, utanarak, tırsarak bir yere varamayız sevgili kralcılar. Bu eylemleri yapanlar Müslümanlıkla alakası olmayan insanlar. Bizim dinimiz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü der. Bizim dinimiz kim bir masumu öldürürse bütün insanlığı öldürmüş der. Sadece bizim dinimiz değil, bütün dinler bunu söylüyor. Hı. Hani sadece Müslümanlık mı söylüyor? Bütün Hristiyanlık'ta, Yahudilik'te, Musevilik'te, bütün kitaplar hemen hemen işte yalan söyleme, kimsenin namusuna göz dikme, hırsızlık yapma, hırsızlık yapma, iftira atma, adam öldürme, canlılara zarar verme. Bunu sadece Müslümanlık mı söylüyor? Ortak mesajlar hep bu. Allah gönderdiği bütün peygamberlerle bu mesajı veriyor. Benim inancım şu. Bu radikal terör örgütleri Müslüman düşmanları tarafından, hani adı İslam'la geçen terör örgütleri Müslüman düşmanları tarafından, İslam düşmanları tarafından kullanılıyor. Neden? Dünyada bir İslam düşmanlığı olsun diye. Ama ne yazık ki
biliyoruz ki Türkiye'de bile IŞİD yandaşları, şiddet yandaşı, bu örgütleri destekleyen insanlar olduğunu biliyoruz. Çok acı. Ne yazık ki. Bunun da en büyük sebebi cehalet. Maalesef. Sen kendi kitabını okumazsan, peygamberinin mesajlarını dinlemezsen gidersin bunların peşine takılırsın. Şimdi bugünün mesajını biraz daha böyle detaylı bir hikayeyle, hikaye değil aslında, bu konuya değinen bir mesajımız var. Kralcılarımızla paylaşmak istiyorum. Dikkatle dinlesinler. Allah kötülerin şerrinden hepimizi korusun. Amin. Kötülerle yan yana olmayalım. Buna benzer eylemler olduğu zaman önce biz tepki göstermek zorundayız, yoksa kaybederiz. Düşün Engin, yani Kanada'da yaşayan, Amerika'da yaşayan, İsviçre'de yaşayan, Fransa'da yaşayan insanlar, o çocuklar bunları görünce ne oluyor? İster istemez bilmedikleri için İslam düşmanlığı oluyor. Bizim kendimizi iyi ifade etmemiz gerekiyor. Dünya nüfusu 7 milyarı aştı. Yaklaşık olarak 4,5 milyar yaşında olan dünyada halen 4500 din ve mezhep bulunuyor. İnananların sayısına göre listelediğimizde ise karşımıza 10 büyük din çıkıyor. Dünya üzerinde şu anda 1 milyar 300 bin civarında kişi İslam dinine mensup. Din kavramı insanlık tarihiyle yaşıt. Tarihte din kadar süreklilik gösteren başka kavram bulmaksa zor. İnsanda inanma ihtiyacı doğuştan var olan bir özellik. Her dinin temelinde yatan ortak özellikse ahlak olgusu. Hazreti Musa'ya gönderilen Tevrat ve Hazreti Davut'a gönderilen Zebur, Museviliğin, Yahudiliğin kutsal kitapları. Hazreti İsa'ya gönderilen İncil Hristiyanlığın, Hazreti Muhammed'e gönderilen Kur'an-ı Kerim ise son din olan Müslümanlığın kutsal kitabı. Din olgusu günümüzde ne yazık ki yanlış yorumlanmaya en müsait olgu. Özellikle çoluk çocuk, genç yaşlı demeden insan öldürmeye odaklanmış terör örgütleri din olgusu üzerinden sapkın düşüncelerini temellendirmeye çalışıyorlar. Korku ve korkutma temelli terör günümüzde sevgi, ahlak ve barış üzerinde temellenen din olgusu aracılığıyla varlık gösterme peşinde. Peki dört büyük dine baktığımızda öldürmek nasıl anlatılıyor? İslam dini, insanı yaratılanların en değerlisi ve üstünü, insan hayatının korunmasını da dinin temel amaçlarından biri sayıyor. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, haksız yere bir cana kıyanın, bütün insanları öldürmüş gibi ağır bir suç işlediği, bir insanın hayatını kurtarmanın da, bütün insanlara hayat verme gibi yüce ve değerli bir davranış olduğu ifade ediliyor. Nisa suresinde, kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde devamlı kalacağı cehennemdir, diye buyuruluyor. Diğer dinlere baktığımızda da en temel amaç olarak iyi ahlak sahibi insanlar yetiştirmek olgusunu görüyoruz. Evrensel ahlak ilkeleri, insan öldürme, yalancılık, adaletsizlik, hırsızlık gibi eylemleri yasaklıyor, suç ya da günah sayıyor. Şiddet yanlısı insanların, Hristiyan ve Müslümanların temsilcileri olamayacağı belirtiliyor. İslam dininde savaş halinde bile düşmanı öldürme hakkı çok sınırlı tutuluyor, savaş esirlerinin yaşama hakkı korunuyor. Yahudi ve Hristiyan inancının temellendiği 10 emire baktığımız zaman da 6. sırada öldürmeyeceksin emrini görüyoruz. Tevrat'ta 10 hükümde insan öldürme haramlardan sayılıyor. İncil'de de 3 bölümde öldürmek haram olarak görülüyor. İşittiniz ki eski zaman adamlarına denildi ki katletmeyeceksin ve kim katlederse hükme müstehak olacaktır deniliyor. Günümüzde sözde hilafet devleti kurmak amacıyla güvenlik güçlerine ve sivillere karşı eylemler düzenleyen radikal terör örgütleri İslam inancını istismar ederek eylemlerini gerçekleştiriyor. Müslüman inancında kişi kendi canına da kıyamaz,
Çünkü İslam inancına göre bedenimiz kendi malımız değildir. Allah'ın bizde emanetidir. Kendini öldürmek, emanete hıyanet etmek demektir. Kişinin intihar etmesi ya da bir başkasının canına kıyması da küfür ve şirkten sonraki en büyük günahtır. Bu noktadan hareket ettiğimizde, vücutlarına sardıkları bombaları patlatarak onlarca masum insanın canına kıyan, bunu yaparken bir an bile tereddüt etmeyen teröristlerin hangi dini baz aldıklarını hiçbir literatürde bulamıyoruz. Savaşta dahi insanlara zarar vermeyi yasaklayan İslam'ın, masum insanları öldürmeyi en büyük günah saydığını hepimiz çok iyi biliyoruz.